Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Gazze'de şartlar giderek ağırlaşıyor. Değerli izleyenler, Filistin Kızılay'ı Gazze Başkanı Dr. Beşar Murat, saldırıların sürmesi halinde hastanelerin en fazla bir hafta daha çalışabileceği uyarısında bulundu. Filistin Kızılay'ı Gazze Başkanı Dr. Beşar Murat, kentteki son durumu Hürriyet'e anlattı. Murat, Gazze'de 950 yaralı bulunduğunu, bunların en az 254'ünün çocuk, 168'inin ise kadın olduğunu kaydederken, 651 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğü bilgisini verdi. İsrail'in son saldırılarda, öncekilere kıyasla çok daha yıkıcı bombalar kullandığını vurgulayan Dr. Murat, hedef alınan noktaların yaklaşık 100 metre yarıçapında ciddi hasar oluştuğunu, bunun da yaralı sayısını artırdığını belirtti. Çoğu yaralının durumu oldukça ağır diyen Murat, ayrıca kullanılan bombanın tesir alanının geniş olması sebebiyle Türk Kızılayı'nın gönderdiği malzemelerin bulunduğu bir depoyla Filistin Kızılayı'na ait tesisin hasar gördüğünü kaydetti. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü bir ortamda yaşanan saldırılardan ötürü şartların iyice ağırlaştığını anlatan Murat şöyle konuştu. Burada durum oldukça kötü. Saldırılardan önce bir yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyorduk. Ve abluka nedeniyle zaten yeterli tıbbi ekipmanımız yoktu. Şimdi ise kalan her şeyi bombardımandan etkilenenler için kullanıyoruz. Korona hastalarına ayırabileceğimiz yatak kalmadı. Ayrıca sağlık personelimiz yaralılara virüs taşıyıp taşımadıklarını bilmeden müdahale ediyor. Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle önlem alma şartları da yok. Bu çok tehlikeli bir durum. Saldırıların sürmesi halinde hastanelerin en fazla bir hafta daha çalışabileceği uyarısında bulunan Murat, son saldırılar öncesine kadar kaynak yetersizliği sebebiyle günde 6 saat elektrik kesintisi uygulanıyordu. Şimdi bu süre 12 saate çıktı. Hastaneler enerji ihtiyaçlarını benzinle çalışan jeneratörler vasıtasıyla gideriyor. Fakat stoklarda en fazla bir hafta yetecek benzin kaldı. Saldırılar bir hafta daha devam ederse bu felaket olur ifadelerini kullandı. Murat, kendisini hastane içinde bombardımana karşı güvende hissedip hissetmediği şeklindeki sorumuza ise burada artık güvenli bir yer yok. Çünkü İsrail'in böyle bir saygısı da yok yanıtını verdi.